dağıtıyorlar buradan. He? Herkes ihtiyacı. Abi ama şimdi ihtiyaçlı bir ekmek, çaylar böyle ihtiyaç değil. Keşke sabah bir tane daha deprem olaydı da hepimiz yerinden bir olaydık, bunlar olmayaydı. Ne hakkı var şunlarda, bak hele bak, yazık ya. Yazık ya, yazık ya, yazık ya. Daha malzemesi alsalar bir problem. Yazık. İhtiyacı olmayan anlıyor. Yazık ya. Ya. Yaşlı başlı teyze ya. Vay 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 vay. Ay kurtardın teyze kendini, vay. Ay kurtardınız. Hepiniz de kurtardınız. Yaşasın sizlere. Abi yiyecek misiniz onu? Abi onu yiyecek misiniz? Mesela? Yiyecek misiniz? Bu yenmez abi. Bu para, tamam. Şimdi aç, açız değil mi? Ya, deprem neden oldu işte, deprem abi bizimcilerin yüzünden oldu, yazık günah ya. Hadi. Yazık hadi. Günah ya. Gel. Yazık ya, yazık, 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 yazık. Vay 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 vay. Ablacığım kimse aç değil. Arandır. Başımıza dün neden geldi biliyor musunuz? Evet arkadaşlar, deprem bölgesinden bir manzara izledik biraz önce. Şimdi burada BİM yağmalanmış. BİM'e bakalım arkadaşlar. Bilançosuna bakıyoruz. BİM'in arkadaşlar öz kaynağı 10.7 milyar TL'si var. Yani kendisine ait 10.7 milyar TL var. Bu paradan çalınmış oluyor. Yani yani izinsiz olarak para karşılığında almadığınız zaman bu paradan düşmüş oluyor. Ancak BİM gibi kurumsal şirketler sigorta yapar her zaman. Depreme karşılığı, elektrik kesilmesine karşı, bunların hepsi sigortadan karşılanacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla hırsızlığa karşı sigortaları mevcuttur. Şimdi burada insanlarımız mağdur kaldı, depremzedeler mağdur kaldı ve işte ihtiyaçlarını giderebilmek için bu yola başvurdular. İhtiyaçlarını bu şekilde gidermeyi düşündüler. Bazen de hevesle daha fazlasını aldılar. Tabi yapılan iş iyi bir iş değil, ancak onların da mağduriyeti var. Şimdi burada hem BİM hem sigorta şirketleri taşın altına elini koyması gerekiyor arkadaşlar. Böyle şeyler, senaryolar bizim ülkemize ne yazık ki olabiliyor. Bunun yorumu herkese göre farklıdır. Tabii ki böyle bir şey yapmanın iyi bir şey olduğunu söylemiyoruz. Ama insanların durumu da bu arkadaşlar. Bizim insanımız da ne yazık ki bu şekilde kaldığı zaman bunları yapabiliyor. Herkese iyi günler.